Enkazın başına Kıbrıs'tan aileler geliyor ama Türkiye'den enkazı kaldıracak kişi bulamadılar. Anneler bunu anlatırken her birisi gözyaşlarını tutamadılar. Akıl alacak şey değil. Biz Kıbrıs'tan o zorluklarla gittik oraya, Adıyaman'a gittik. Adıyaman'da otele gittiğimizde baba anlatıyor. Şeyi alıyoruz diyor, hani enkazı kaldırmak için diyor, beton un oluyor elimizde, un gibi dağılıyor diyor. Yani nasıl buna izin vermişler diye. Büyük bir acı. Her birisini tek tek ziyaret ettim. Tek tek başsağlığı ben ve arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, kadın kolları genel başkanı da dahil olmak üzere ziyaret ettik, başsağlığı diledik. Acı olan ne biliyor musunuz İsmail Bey? Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti başsağlığı dilemedi Kıbrıs'a. Akıl alacak şey değil. Ailelerden böyle bir sistem evet. mi geldi? Yani ya aramadılar. Nasıl başsağlığı dilemezsiniz yani? Nasıl başsağlığı? Her sabah adalet arıyorlar. Her akşam evet. mesaj atıyorlar efendim. Mesajı biliyorum. Her akşam. Biliyorum. Adalet gittim. Arıyoruz diye. Ne istiyorsunuz? Benim ne yapmamı Hı. istiyorsunuz diye sorun. Tek kelime. Adalet. Adalet istiyoruz diyorlar. Çocuklarımızın hakkını istiyoruz diyorlar. Suçlular sonuna kadar cezalandırılsın istiyoruz diyorlar. Bir hukuk avukatlardan oluşan gönüllü bir ekip. Dedim Türkiye Barolar Birliği de Adıyaman Barosu da Maraş Barosu da diğer barolar da sizin çocuklarınızın hakkını savunmak için her türlü mücadeleyi yapıyorlar. Bu konuda emin olun dedim. Biz de parti olarak her türlü desteği veriyoruz. Avukat milletvekilleri, hukukçu milletvekilleri bu davaları izliyorlar diye kendilerine de ifade ettim. Onlara söz verdim. O çocuklar adına biz bir vakıf kuracağız dedim. Onlar dernek kurmuşlar. Vakıf kuracağız. O vakıf gönüllüler vakfa bağışta bulunacaklar. Vakfın güzel gelirleri olacak. Ve o çocuklar adına yüzlerce çocuğa burs vereceğiz. Onları yaşatmak zorundayız. Analarını yaşatmak zorundayız diye. En büyük bizim Magusa tabii bu çocuklar hayatlarını kaybeden çocuklar Magusa'nın en çalışkan en zeki çocukları belli bir okuldalar bunlar ve Kıbrıs'ta şampiyonlar Türkiye'de de eğer şampiyon olabilirlerse uluslararası yarışmalara katılacaklar. Bir anne gözyaşını tutamayarak şöyle söyledim. O kadar sevinçle gittiler ki dedim. VIP'den geçmişler uçağa binerken bunu çocuklar o kadar olan kendilerine önem verildiğini, değer verildiğini görmüşler dedim. Evet, hep anne babaların gözünde çok değerli tabii. Çocuklar, evlatlar öyledir zaten. Ama devletin de kendilerine değer verdiğini, önem verdiğini, çalışkan olduklarını, sporcu olduklarını falan. Fakat hayatları maalesef sona erdi acı bir şekilde. Elbette o dava, bakın orada bir şey daha. Malum bu gene bu meşhur vakıflardan birisiyle ilgili olan bu Asiyas Otel aslında yapılmaması, yıkılması gereken bir binayı siyasi gücünü kullanarak dışarıyı çok güzel yaptı. Badanası, boyası parlak bir otel olarak çıktı ortaya ama içi kof, ufak depremde tamamen çöktü.